Size bir hikaye anlatmak istiyorum, müsaade ederseniz. Seyit Rıza vardır. Dersim isyanının başlarından başı. Tabii dünya görüşümüz tamamen ayrı. Atatürk'ün yönetimindeyken Atatürk'e isyan etmiş. Bizim safımız, yerimiz, duruşumuz her ne olursa olsun belli. Biz Türk milliyetçileri Atatürk'ü gökbörü olarak kabul ederiz. Bunu her zaman da söyleriz. Yani mavi yeleli bozkurt. Yani Türklüğe her yüzyılda bir gelen yol gösterici rehber kurt. Mecazi anlamda böyle tanımlarız. Seyit Rıza isyandan sonra Malatya valisi arkadaşı onu yolluyorlar. Diyor ki isyanı bitir. 36 tane isim veriyorlar. İsyan ele başlar. Onlarla beraber gel. Atatürk diyorlar Elazığ'a gelecek. O geldiğinde sana af çıkartacağız. İnanıyor. Çok eski arkadaşı vali. Tanıyor. İnanıyor. Teslim oluyor. Tabii kısa bir süre yargılama. İdam kararı veriliyor. Seyit Rıza'ya soruyorlar, bir isteğin var mı? Benim yaşım geçkince diyor, oğluma da idam kararı verdiniz. Önce diyor ne olur beni asın, onun diyor asıldığını görmeyeyim. İnsan, kötü insan olunca kötü insan, düşman da olsa adil olmak lazım. Oğlunu getirip gözünün önünde asıyorlar. Ondan sonra dönüp ona diyorlar ki dalga geçer gibi başka bir sözün var mı? Var diyor. Ben diyor sizin entrikalarınıza bugüne kadar vallahi baş anlam veremedim. Akıl erdiremedim. Bu diyor benim içime dert oldu. Ancak diyor bu dünyadan ayrılıyorum ama bu yaşıma kadar size bir kere boyun eğmedim. Şu anda da eğmiyorum. Bu da size dert olsun deyip sehpaya tekmeyi vuruyor, ölüyor. Gene söylüyorum, karşı taraflardayız. Ama ölürken bile, ölürken asil bir duruş sergileyenler insanın içinde böyle bir yer tutarlar. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin. Kıymetli dostlarım, vallahi billahi bu da benim içime dert oldu. Ben de bu yapılanları, söylenenleri ama söylendikten sonra diğer yapılanları anlatacağım. Hepsini konuşacağız. Vallahi içime dert oldu. Ya olmaz diyorum. Ya olmaz.